11 şehirde yaptığı bina yıkılan veya projesine aykırı olarak imarda değişiklik yapan müteahhitlere yönelik operasyonda şu ana kadar şüpheli sayısı 564. Bu 564 kişiden 160'ı yakalandı, gözaltı sürecinden sonra tutuklandı ve hapse gönderildi. Şu ana kadar 160 kişi cezaevine konmuş durumda. Bununla beraber adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi sayısı 175. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği son verilere göre hakkında yakalama kararı çıkartılan 71 kişi var. Gözaltı talimatı verilense 61. Ve şu an gözaltında bulunan, yani henüz tutuklanma safhasına geçmeyen de 18 kişiden bahsediyoruz. Bu süreçte yurt dışında olduğu tespit edilen 6 kişi var. Yani hakkında gözaltı veya yakalama kararı çıkartılmış ancak makamında veya yerinde, yurdunda bulunamayan, ikametgahında bulunamayan kişi sayısı 6. Bunlar yurt dışından dönecekler mi? Yani deprem esnasında mı yurt dışındalardı? Yoksa depremin ardından mı yurt dışına kaçtılar? Bilmiyoruz. Ancak kısa süre içerisinde onların yurt içine dönüşü mümkün olmazsa haklarında firari tutuklama kararı çıkartılacak ve bunlarla ilgili de ilgili ülkelerin hangi ülkelerde bulunuyorlarsa yetkilileriyle temasa geçirilip bunların yurt içine, Türkiye'ye getirilmesi sağlanacak. Öldüğü tespit edilen 11 kişi var. Ancak bunların depremde mi öldüğü yoksa depremden önce mi öldüğüne dair bilgi yok elimizde. Ancak hakkında gözaltı ya da yakalama kararı çıkartılan o 564 şüpheliden 11'i ölmüş efendim. İfadeleri alınarak serbest bırakılan kişi sayısı ise 62. Şu anki bu soruşturma kapsamında deprem bölgelerinde yıkılan veya üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler şeklinde geçiyor başlık. Ancak biz daha çok müteahhitlere yoğunlaşıyoruz. Fakat bu müteahhitlerin yapım esnasında onay aldıkları ilgili belediyelerin yapım imar müdürlükleri var. Bu şüpheli ve tutuklu sayısı içerisinde bunlar da var mı? Yoksa ikinci bir soruşturma dalgası başlayacak da onların yaptıkları bu çarpıklıklara göz yuman veya ihmal sebebiyle gözden kaçıran yetkililer bu soruşturmaya dahil edilecekler mi? Aslında kamuoyu biraz da bunu merakla bekliyor. O yüzden biz daha çok müteahhit ifadesini kullanıyoruz veya diğer medya organlarında da. Fakat bu sürecin belediyeler kısmına veya yapı imar müdürlükleri kısmına geçilecek mi? Bu da kamuoyunun yakından takip ettiği bir süreç olacak.